bizlerin kullanılan bölge haritası, işte Avrupa, Amerika, Avustralya, bütün Hint Okyanusu, Atlas Okyanusu hepsi var. Yani bize bir çağrı geldi, duyamadığımız, anlayamadığımız bir çağrı ama bölgesini biliyorsak neresi olduğunu çok rahatlıkla haritadan da çıkartabiliyoruz. Peki ben burada tekrar bir Volkan Bey'e döneceğim. Siz aslında başka işler yapıyorsunuz. Bu sizin hobiniz gibi bir şey değil mi? Evet. Peki bu motivasyon nereden geliyor? Onu merak ediyorum. Yani niçin böyle bir şey yapıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında benim historim, benim hikayem tamamıyla 16 Kadıköy Şubesi ya. Canlı yayında. Profesyonel ekibin işidir. Ama ekip, ana ekiple
gerekli malzemenin gitmesi için gerekli bilgiyi bir uçtan bir uca bildiririz. Kaç kişisiniz Türkiye'de? Türkiye genelinde takribi 1900'lere ulaştık. Yeni Avrupa Birliği şartları dolayısıyla bunlar bu senelerde bir 10 binlere gelecek inşallah. Takribi 2000 kişiyiz. 2000 amatör. Kaç şube var? Bunların hepsi amatör ve size başvurup örgütünüze mi katılıyorlar yoksa siz mi buluyorsunuz, çağırıyorsunuz ilgilenenleri? Telsiz Radyo Amatörleri Cemiyeti bir genel merkezimiz var ve buna bağlı 56'nın üzerinde, tam rakamı bilemiyorum ama şubemiz var. Faal olarak yetkilileriyle birlikte görev yapmakta. Ben burada Can Bey tam bir şey yapıyorken onu bir dönmek istiyorum. Kolay gelsin. Siz şu an ne yapıyorsunuz mesela? Merak ettim. Şu anda bu bölgedeki diğer istasyonlara bir çağrı yaptım. Herhangi bir kontak açısından bir problem var mı diye. Yani antenlerimiz, sistemlerimiz düzgün çalışıyor mu diye. Rutin olarak çağrılar yapıp sistemi canlı tutmaya çalışıyoruz. Peki ben şurada gözüme çarptı. Bizim telsiz diye bildiğimiz, aslında son dönemde özellikle emniyette, poliste de kullanılan bu telsizler. Siz bu telsizleri kullanıyor musunuz? Biz, yani dışarıda yoksa sadece merkezde mi bulunuyorsunuz? Ya acil olaylarda mı dışarı çıkıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, karıştırılmaması gereken çok ciddi bir konu var ki biz telsizci olarak veya amatör telsizci olarak yine devletin bize kanunlarla öngördüğü frekanslarda görüşmeye yetkimiz var. Ve frekanslarda görüşebiliyoruz. Elinizde tuttuğunuz cihaz, evet, dışarıda da gördüğünüz emniyet mensuplarının veya diğer görevli arkadaşların ellerindeki cihazlara benzer. Ama tamamıyla amatör frekanslarda görüşme yapabilen cihazlardır. Siz daha profesyonel. Evet, evet. Ama adınız daha amatör diyorsunuz. Peki son olarak Volkan Bey, bu işle ilgilenenlere ne söylersiniz TRT Haber aracılığıyla? Bu işle ilgilenenlere şöyle, biz tamamıyla kar amacı gütmeden, ticari bir kar amacı gözetmeden, amatör gönüllü olarak bu işleri yapıyoruz. Gençlerimizi bir defa böyle güzel bir elektronik ve haberleşme konusuna yönlendirmelerini ve bütün Türkiye genelindeki şubelerimize gençlerin ve yetkililerin gelerek bu konuları inceleyip daha fazla bilgi almalarını isteriz. Güzel bir şey yaptığımıza inanıyoruz. Sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Evet, bugün TRT Haber gündemde Ataşehir'de amatör telsizcilerin bulunduğu merkezdeydik. Gördüğünüz bu küçücük mekanda aslında çok büyük işler yapıyorlar. Bugüne kadar genellikle perdenin gerisinde görünmeyen kahramanlardı. Bugün de onları TRT Haber gündeme taşıyarak tüm Türkiye'ye tanıtmış olduk.